otobüste geldiyseniz Sadaya Gökçen'e. Evet, bugünkü videomuzda Sadaya Gökçen Havalimanı'nda dış hatlar terminalinde uçağı nasıl binilir onu anlatacağım. Daha önce hiç dış hatlar terminalinden uçağa binmediyseniz veya bir yakınınız sizi ziyarete gelecekse ve dış hatlar terminalinde uçağı nasıl binileceği konusunda endişeliyse doğru videoyu izliyorsunuz. Sadaya Gökçen Havalimanı'nın tam karşısında duruyor. Gördüğünüz gibi giden yolcu birinci kat. Zaten şu anda gelen yolcu katındayız. Aşağı inerseniz otoparklar bulunuyor. Arabayla gelmiş olsaydınız otoparkta inecektiniz. Evet, Sadaya Gökçen'in giden yolcu kapısından girdikten sonra ilk güvenlik kontrolünü görüyorsunuz. Güvenlik kontrolünde kemer çıkartma, saat çıkartma gibi şeyler istemiyorlar ama genel olarak bavullarınızı tarıyorlar ve üzerinizi tarıyorlar. Normalde yurt dışında bu tarz bir girişte güvenlik önlemi olmuyor ama bizim havalimanlarında ilk girişlere bir güvenlik önlemi bulunuyor. Bundan sonraki güvenlik kontrolü pasaport kontrolünden sonra olacak. Evet, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra check-in kontrolünü bulmanız gerekiyor. İçeri girdikten sonra bu şekilde tabelaları göreceksiniz. Solda iç hatlar giriş, sağda dış hatlar giriş ekranlarını görüyorsunuz. Bu ekranlarda kendi uçak numaranızı bulup ilgili kontrollere gidebilirsiniz. Benim uçağım 1255 numaralı Amsterdam giriş uçağı ve D01 ile D10 numaralı check-in kontrolleri için de check-in işlemi yapabiliyorum. Bu kontrollerde check-in için sıraya giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi insanlar sırada bekliyor. Ve bavulunuzu, büyük bavulunuzu bırakıyorsunuz. 15 lira karşılığında. Dördüncü sırada harç pulunu satın almanız gerekiyor. Check-in işlemlerini yaptıktan sonra, boarding kartınızı aldıktan sonra harç pulu satın alma gişesine gidiyorsunuz ve harç pulunuzu satın alıyorsunuz. Memurlar. Ve daha sonrasında pasaport kontrolüne giriyorsunuz. Çıkış pasaport kontrolünde soldaki taraf Türk vatandaşları için, sağda yabancı ülke vatandaşları için ayrı sıralar bulunuyor. Türk vatandaşları için olan vizeye giriyoruz. Ve burada yurt dışı çıkış harç pulumuzu elimizde bulunuyor. Pasaportumuz elimizde bulunuyor. Vizeyi daha önceden almış oluyoruz. Ve güvenlik kontrolünden geçiyoruz. Güvenlik kontrolünde pasaportunuzu mühürleniyor, boarding kartınız mühürleniyor ve çıkış harç pulunuz mühürleniyor. Sonrasında bir güvenlik kontrolü daha bulunuyor. Bu güvenlik kontrolünde kemer metal eşyaları da çıkartmanız gerekiyor. Buradan geçtikten sonra kapı bilgisini bulmak için içerideki, yani artık yurt dışında çıkış yapmış bulunuyorsunuz Türkiye'de ve ekranları buluyorsunuz. Bu ekranlarda kapı bilgilerini görüyorsunuz. Bazen uçağınızın kapı bilgisi hazır olmayabilir. Burada ekranda gördüğünüz gibi zamanı geldiği zaman kapı bilgisi hazır olmuş oluyor. Benim gördüğünüz gibi kapı bilgisi 1255 Amsterdam uçağı Pegasus 8. sırada kapı bilgisi 17.55'te oluşacaktır ve şu anda hazır hale geldi. 201 A numaralı kapıdan uçağımız boarding işlemini yapacak, yani yolcuları uçağı alacak. Dolayısıyla bizim 201 A numaralı kapıya gitmemiz gerekiyor. Evet, normalde boarding işlemi uçağa binmeden 45 dakika önce başlıyor. Yani en erken 45 dakika önce kapıda olmanız gerekiyor diyebiliriz. Evet, 201 A numaralı kapıya geliyoruz boarding ve burada gördüğünüz gibi daha çok vakit olduğu için şu anda boş ama ileride doluyor bu kapı sırası. Gördüğünüz gibi insanlar geliyor ve boarding işlemi 45 dakika kala başlıyor. Link işlemi başlamış gözüküyor. Lütfen dikkat. Önce business class yolculuğu olacak. PC1255 sefer sayılı. Evet, Amsterdam uçağı 201A numaralı çıkış kapısından yolcu alımına hazırdır. Yolcuların çıkış kapısında uçan yerleri. Boarding işleminde de pasaportunuzu kontrol ediyorlar, boarding kartınızı kontrol ediyorlar, vizenizi kontrol ediyorlar ve bundan sonra uçağa girmiş oluyorsunuz. Evet, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hatlar terminalinde uçağa nasıl binilir ondan bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Kısaca terminale giriyorsunuz, güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz, check-in kontrolünü bulup check-in işlemini yapıp yurt dışı çıkış harç pulunu alıp pasaport kontrolünden geçip kapıya gidip uçağa biniyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum ve iyi uçuşlar diliyorum.